Nasıl? Bir adım geri gidelim arkadaşlar. Biraz daha. Adalet arıyoruz. Hapishane kapılarında adalet arıyoruz 9 yıldır. Berkin'imizi vuran katil cezalandırıldı, hepiniz biliyorsunuz. Ama bizim adalet arzumuz, adalet isteğimiz sona ermedi. Çünkü Berkin'imizi bizden alan katil 16 yıl 8 ay gibi bir hapis cezası almasına rağmen bugün hala sokakta gezerken biz Berkin'imizin avukatlarını kaybettik sırayla. Bugün bu sokakta yine bir aradayız. Eksiyiz. Bütün arkadaşlarımızın kalbi bizimle ama Berkin'in katili sokaktayken, serbestken, elinde silah, görevi başındayken Berkin'in katili yargılansın. Tüm halk çocuklarının katilleri yargılansın. Bu ülke barış içerisinde, huzur içerisinde, güzellik içerisinde hep birlikte yaşayabilelim diye uğraşan avukat arkadaşlarımız, dostlarımız tutsak hapisteler. Bugün 9 yıldır verdiğimiz adalet mücadelesini vermeye devam edeceğimizi bir kez daha haykırmak için, Berkin'in vurulduğu sokakta anmak için buradayız. Hep burada olmaya da devam edeceğiz. Elvan ailesinin açıklamasını size okuyacak Özge. Özge'den sonra da yine tam olarak bugün arkadaşlarımızı ziyaret ettik hapishanede. Size hapishaneden Elvan ailesinin, dostlarının mesajlarını da paylaşacak avukat arkadaşlarımız. Tam 9 yıl oldu. Oğlumuz Berkin Elvan, Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin hedef göstererek sıktığı gaz kapsülüyle 16 Haziran 2013'te başından vuruldu. 269 gün komada kaldı, daha fazla dayanamadı ve 11 Mart 2014'te yanımızdan ayrıldı. Berkin'imizi kaybettikten sonra Berkin'imiz nezdinde katledilen bütün çocuklar için adalet mücadelesi yürütmeye başladık. Davamız oğlumuz vurulduktan 4 yıl sonra görülmeye başladı. Dava sonucu katil Fatih Dalgalı 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fakat tek bir gün bile hapiste yatmadı, üstelik hala görevi başında.
Biz katillere verilen cezaların uygulanmasını beklerken avukatlarımız Oya Aslan ve Selçuk Kozağaçlı hapis cezasıyla cezalandırıldı. Avukatımız Ebru Timtik adalet ararken hayatını kaybetti. Son olarak yoldaşımız, arkadaşımız, dostumuz, kardeşimiz, avukatımız Can Atalay haksız ve hukuksuz şekilde hapis cezasıyla cezalandırıldı. Her an yanımızda olan, yürüttüğümüz adalet mücadelesine destekçimiz olan Mücella Yapıcı haksız ve hukuksuz şekilde hapis cezasıyla cezalandırıldı. Bedenimizle, ruhumuzla hapislerde bıraktıklarımız, kaybettiklerimiz ve sonsuza kadar yaşatacaklarımızla Ali İsmail'le, Abdocan'la, Mehmet'le, Hasan Ferit'le, Medeni'yle, Ahmet'le, Ethem'le ve Berkin'imizle bu yalancı düzene karşı bir kez daha Gezi Parkı'nın sahiciliğine sarılıyoruz. Berkin'imizin davasında Fatih Dalgalı'nın cezalandırılması için bizimle birlikte mücadele eden avukatımız Can Atalay, Mücella Yapıcı ve Tayfun Kahraman başta olmak üzere Gezi Parkı davasında tutuklanan arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmasını, bu hukuksuzluğun derhal sonlanmasını istiyoruz. Arkadaşlarımızı değil, çocuklarımızı katleden katilleri cezalandırın. Yargı makamına sesleniyoruz. Sadece Fatih Dalgalı değil, emri ben verdim diyen dönemin başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yargılayın. Başka Berkinler olmasın, çocuklar öldürülmesin diye adalet aramaktan vazgeçmiyoruz. Berkin'imiz, oğlumuz, yavrumuz, daima bizimlesin, daima seninleyiz. Senin için adalet istemekten asla vazgeçmeyeceğiz. Sevgi, saygı ve özlemle Elvan ailesi. Sizlere Silivri'den ve Bakırköy'den Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Mücella Yapıcı'nın bize ilettiği mesajları okuyacağız. Bir seher vaktinde evinin sokağının köşesinde vurdular onu. Haziran'dan Mart'a o direndi. Biz umutla bekledik. 10 milyonlar olduk, uğurladık onu. Öyle bir İstanbul gördük. Berkin'imizi vurdular. Vurdukları yetmedi, emri ben verdim dediler. Annesini ve inancını miting meydanlarında yuvalattılar. Berkin'imiz umudumuzdur. Umutlu geleceğimizin adıdır. Ali İsmail, Abdocan, Ethem, Medeni, Hasan Ferit ve Berkin, 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 Berkin. Can Atalay, Silivri, Dokuznoğlu. Berkin bu memleketin gördüğü en onurlu toplumsal direnişin en genç kahramanıdır. Berkin Elvan memleketimizin ve bizlerin onurudur. Berkin için ve katledilen bütün çocuklarımız için nerede tutulursak tutulalım adalet aramaya devam edeceğiz. Kardeşimsin Berkin Elvan, Tayfun Kahraman. Canım Berkin, hala yaşamaya direnen 71 yaşında bir kadın, bir anne 14 yaşında katledilen bir evlada ne diyebilir ki? Seni ve aileni bu kokuşmuş düzene mahkum eden koşulları değiştiremediğimiz için ancak özür dileyebilirim. İnan çok uğraştık. Yine de uğraşacağız. O senin güzel gözlerin gibi bir dünyayı kurmak için. Sen rahat uyu güzel oğlum. Mücella annen. Hepiniz hoş geldiniz. Tam 9 yıl oldu. Oğlumuz bizden aldılar. Biz adalet beklerken tekrar bir daha adalete uğradık. Gerçekten çok üzgünüz. Çok öfkeliyiz. Hepiniz Berkin'siniz. Biliyorum ben. Berkin ölmedi. Berkin yaşıyor. Berkin sizlerin içinde yaşıyor. Berkin sadece bedenle aramızda yok. Hepiniz Berkin'siniz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Biz sonuna kadar Mücella için olsun, Tayfun için olsun, Çiğdem için olsun, Can için olsun. 8 çocuğumuz, 8 canımız içeride şu anda. Böyle bir tesadüfte hiç olamaz. Onlar için de mücadele edeceğiz. Hepsi çıkacaklar. Onlar burada olacaklar ama bunlar gidiciler. Mücella, Tayfun, Çiğdem, Mine, Hakan, Osman Kavali burada olacaklar. Burada olacaklar. Ama siz gidicisiniz. Teşekkür ederim. Geldiğiniz için sağ olun. Ölümsüz Berkin Elvan.